Ama şimdi eee merak ettiği şu bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu demek gelecek sene bu uçak bitecek demek bu. 2022'de bitecek. Şey, bitecek demektir. Ki 18 Ama, Mart'ta şey hangardan çıkabilir. Tabii. E, bu çok hızlı gider. Şimdi biz TUSAŞ olarak şey yukarı 5000 tane teknisyenimiz var. Airbus'a boyunca e, Lockheed'e herkese parça yapıyoruz e ee, sıkışırsak 5000 kişiyle çalıştırırız buraya. Ve 5000 bin de, ve üzerinde mühendisimiz var. 1000 tane çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini göndeririz. Ya, yanlış anlamadım değil mi? 2022'de bitecek diyorsunuz. Bitecek tabii. Biz size uçağı gösteririz gelip orada program yaparız. Orada göreceğiz. İçine yani. gireceğiz şöyle. Yani tamam. bunun 7 katı uçacak tabii uçacak uçacak. Yani şey bir, bir düşünün ya. Hani siz hızlı gidecek. E, çok önemli bir şey. 2,5 yani. sene boyunca veya 10 sene para biriktiriyorsunuz. Hani Sonra evi mimarisini kendi elinizle çiziyorsunuz. Sonra geliyorsunuz inşaatta ilk çimentoyu döktüğünüz an vardır ya. Aynen. Öyle. Oradaki o bütün mühendislerin emeği işte o. O hani bir tören. Hani yapılır. dalga geçitleri bu ne biliyor musunuz? <laughs> e, yaklaşık 3 e, yıl boyunca göz, terin, göz alın terinin, alın terinin harcının, emeğin, paranın, bu devletin kaynaklarının ürünü o parça evet. dalga geçitleri parça. Evet. Ve bunu da binlerce insan yapıyor. Ama emeği bilinçsizlikten yapıyor. Ya bilinçsizlikten değil. O, kadar değil. Değil. <laughs> o kadar da değil. Değil. O kadar yani, da değil. Değil. Yani an... yani e, bunu Amerikalılar yaptığı zaman vay. Amerikalı teksiniz. da yapsa böyle bunu böyle, bu, böyle bu, bunu, çıkarır bunu çıkarır mı? Jargonu, bu jargonu, jargonu bu parça. Ha jargon vurdu diyor ya. tabii ki. Aa, okay, tamam şimdi. Tabii alalım. çalıştık çalıştık çalıştık. Artık imalata geçtik. Ama imalat hızlı gider. İmalata geçtiğimizin tabii İşaret. Örnek olayı da bu diyorsunuz, örnek parçası. Doğru, doğru. Ya biz jargonu biliyoruz. Bizim için bir şey o, bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık. Ya biz bilmediğimiz için <laughs> hani biraz bu ne ya falan. Ya oradaki e, insanlar o ok, kumlamaları var ya, o o ne, eğlence, o heyecan var ya. Artık onlar için her şey bitti. Ama, ama biraz bu jargonu anlatmak da gerekirdi. Ama, ama şey de bu Sadece var bunu şimdi. böyle paylaştığınız zaman insanlar hani A, halkımız da vatandaşlar da iyi niyetli. Keşke uçak yapsak diyerek de bunun bu ne ya diyenler oldu yani. Tabii. Ama, şimdi yadırgamıyorum. Ama şu çok net bilinirim. Bu gömeti nereden geldi? Gökyüzünden gelmedi ki. Böyle şimdi, bir uçak yok. Tabii. Bu orijinal bir şey. Peki Temel Bey size de. bir şey soracağım. Tamam. Bu uçak F-16 ile kıyasladığınızda nedir? F-16 tek motorlu bu çift motorludur. Yani ondan iki kat güçlü demek oluyor daha çok bomba var içinde. Bombalar içinde saklı. Saklımasın sebebi radyo dalgalarını geri göndermesin, radar göremezsin bunu. F-16'yı görür mü? Görür. Yani o, o zaman bu F-16'dan... Görülmez uçak, uçak bu. Bir dakika. O zaman F-16'dan hem teknolojik olarak üstün hem kapasite olarak. Üstün. 2006, 1960 teknoloji, pardon 1980 teknolojisi ve 2020 teknolojisi. Bu 2020 teknolojisi. Tabii. F-35 ile kıyaslayın. F-35 daha çok e, havadan karaya olan bir uçak olduğu için biraz tombul, e, tek motorlu. E, yani onun tek motoru bunun bir buçuk, e, pardon, e, bu ondan bir buçuk kat daha motor gücü olarak güçlü. E, ama F-22 daha çok avcı havadan havaya vuran, kara hedeflerinde vuran bir uçak. Peki. Bu F-22 ile F-35 arasında çünkü Türkiye bir uçak yapacak. Peki o zaman bu f 35ten de üstün bir uçak. F-22 yani paralarla konuşursak iyi mi? Yani şöyle anlamayın. F-22'nin 22'si daha küçük. F-35 daha <laughs> evet, e, numarası büyük olduğu için o daha gelişmiş diye yapmayın. Öyle düşünmeyin. F-16'da var. f 18 de var. O göreve göre kod verilerek yapılıyor. Yani daha sonra bu göreve göre yapılmış. Evet. F-35'in görevi şuydu. Amerikalılar dediler ki biz çok fazla uçağımız var. Biz çok maksatlı bir uçak yapıp hava 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 yer. Gibi görevleri hepsini birleştirelim bir uçak yapalım artık bunun maliyetini kaşıyamıyoruz deyip F-35 diye bir uçak tasarladılar. Ama asıl kimseye satmadıkları bir tek uçak var Amerikalıların. Kimseye? Hiç kimseye satmadıkları. Japonlar dahi nedir o? F-22. Peki bunun bu... İşte bu, onu söylüyor. Tabii. Diyor ki bu F-22 ayarında bir uçak diyor. F-35 am demiyor. Amerikalıların kimseye satmadıkları gözleri gibi baktıkları uçak ayarında tabii. bir şey. Uçak tabii. ayarında bir uçak diyor. Çinlerde de J-20 uçağı. O ayarda mı? O ayarda. Bu işi veya Rusların su 57 uçağı. Hmm. Bunlar evet. uçakların padişahları o zaman hani. E, savaş ya görev şeyi olmaz olarak öyle. Ya biz biz bunu ürettiğimizde ha bu F22 ayarında diyecekler. Rusya, mi? Çin ve Türkiye oluyor. Eğer Korelilerinkin bir alt sınıfta Biz bunu ürettiğimizde o zaman. Amerika'yı, Rusya ve Türkiye mühlet yani olacak. Çin de var. var. İlk, i̇lk beşe olacak. gireceğiz yani. Doğru, aynen öyle. Bu ayarda, bu seviyede Doğru. uçak üreten Doğru. beş ülkeden Tabii biri ki. olacağız. Almanların da yok, Fransızların da yok. Almanların da yok, Fransızların yok. da yok. Tabii yani Eurofighter bunun yanına gelemez yani. Değil mi? Peki biz bunu satacak mıyız? O devletin bileceği işler. <gülüyor> <gülüyor> Bizim görüşümüz. Abi bir, bir müddet sonra buna kardeş ülkeler muhtemelen <laughs> Azerbaycan, Pakistan veya diğer ülkeler. Ya ben girmeye çalışacak şeyi merak ediyorum. Şimdi. Temel Bey diyor ki 2022'de bunu üreteceğiz. Üretir üretmez hemen uçmaya başlayacak Yok 2025'e kadar yerde test edilecek. Nerede test edilecek? Yerde. yerde. Ütü sistemleri 2023'te hangardan çıkınca 2 yıl boyunca 18 Mart 2025'te uçuyor. Bir test edilmesi gerekiyor. Literatüre göre böyle midir? Böyle. İki yıl test edilir. Aynen öyle. Ne nasıl bir test olur? Çünkü o? bütün hareketli yüzeyleri var ya kumanda bilgisayarı var, kumanda veriyorsun, flaplar aşağı iniyor, ironboard yapılacak bunu uçmayan kuşu. Yani e, aslında uçak şekli değil ama bütün sistemler üzerinden hidroli, yakıt sistemleri. Siz her şeyin, her şartta doğru çalıştığına emin olmanız lazım. Yoksa uçağı kaybedersiniz. Bunu bunun için iki yıl çok uzun bir süre değil mi? Değil, böyle. Bunun şeyi bu. Uçakta böyledir diyoruz. Uçak, her uçakta. Sivil uçakta da böyle. Öyle midir? Ha, tabii. İki yıllık bir tabii, test sürüyor. Bir uçağın sivil uçakta F30, pardon Airbus 350 diyelim. Şimdi şeyi anlattı Üstad. Evet. E, uçağın yalnızca bu, bu kısmı anlattı yani e, kompozit kısmını anlattı motor kısmını anlattı ama asıl bir de bütün dehanın kalbi, olduğu kalbi Burası evet. Peki bunun Bur buraya hepsi... biraz girerse şimdi gireceğiz de yani asıl e, evet. Türkiye'nin atladığı yer şurası Tabii. şeyi merak ediyorum her şey bu kalbinden de hani dehası dediği evet. yerden motoruna kadar her şey yerli ve milli mi ee, bilgisayarlarını e, bilgem yapıyor. TÜBİTAK bilgem yapıyor. Üzeri, yerli ve milli. Yerli ve milli. Tabii yani o tane, deha dediği beş yer. bilgisayar var ama ya yani bir tane değil çünkü yedekleri var. Deha dediği yer bir Doğru. Türk Doğru, Tabi burada Aselsan'la çalışıyoruz. Hayır, Abi As Radar'ın Aselsan yapıyor. Yalnızca bunun kaskı var ya şu pilo, yani bu şimdi normal bir uçak değil ki. Yani pilot bayılınca kendi başına geri geliyor, piste iniyor. Yani, yani insansız bir taraftan da aynı zamanda. Bu kaskı var ya kimse vermez size. Aselsan yapıyor. Bunun üzerine bir sürü, tabi bu detaya giremem de bir sürü anten var bunun üzerine. O kasla ilgili bilgi verelim. Kaskta bütün sistemleri kaskında gözünde görüyor. 300 bir şey. Yani normalde pilot gibi. eskiden önündeki o avyonikinin evet. şeylerine bakardı bütün hedefleri bütün şeyleri görüyor. Hastan görüyor. Hasta ben hatta Tabii. size geldiğimde sizin arkadaşların simülasyonu vardı. Hast simülasyonları vardı. Var. Sesli komutlarla yürütebiliyorlar. Tabii. Yani inanılmaz bir bir teknoloji. E, bir teknoloji. Tabii. O yüzden söylüyorum. Şuradaki yazılım kaç e, milyon e, satırlık bir yazılımdan bahsediyoruz? 5 milyon gibi? satır. Oo müthiş bir yazılım var. Öyle. Ama yapıyoruz zaten. geçmişte Motorları ama. da yerli. Motora geleceğim biraz da. Şimdi e, burada iki tane sensörü var. gene ASELSAN yapacak bunları. Ondan sonra üzerinde bir sürü radarı var. Yerliğini o kadar göstermem gerekmiyor. E, pilot... Hepsini göstermiyorsunuz. O bir sır mıdır? E, tabii. Evet. Bizim Ta, peki. Pilot, arkadaşımız, Allah onu korusun. E, üçü, bütün küre içinde dünyayı görüyor. Mete Bey'in az önce anlattığı. Aynen. Ama yalnızca görsel değil yani. Sensörleri var. Bir adam tehdit mi geldi? Lazerle KT'de imha ediyor. Füzeleri de vurması gerekiyor. Bunlar otomatik mi oluyor? Tabii bu, bu, bu beşi nesil demek yani kendi havada kalma ömründe diğer uçakları çoktan geçtim demek. Ve kend, bunu radarlar görmeden hedefi vurması demek. Bu yani böyle beşinci bir, nesil mi? bu? bu, bu, bu nesil bu nesil yani bir aslında dogfighting diyoruz ya yani F-16'nın en meşhur olduğu veya Su-35 Rusların ülke, yok dünyada. Dog, hiç. O <laughs> bitti o. Bitti, bitti. O da dog, fighting, dog fighting, yok. Yani şimdiki delikanlık o seni görmeden yüzlerce kilometreden işi bitireceksin. Şey bu. Yeni racon evet. bu. Tabii yeni racon bu. Onun için yani bu yalnızca böyle bir şey parça görmeyin bunu ya. Ha bizim işi bitirdik mi? Yok. İlk uçuş yaptığımız zaman işte bitecek? Hayır. Devam edecek. Devam edecek devam edecek. Şimdi onun için diyorlar ya F-35 30 yıl almış. Ya F-35 30 yıl almadı ya. Bu da 30 yıl alacak. Ama her gün üzerine konacak. Şu anda bin tane mühendisimiz var. Oralara geleceğiz. Temel Bey. Motoru atlamayalım da. Evet. Motor. Şimdi şu anda bizim ilk prototiplerde motoru temin ediyoruz yurt dışından. Ama kendi motorumuzu yapacağız. Zaten milli muharip dediğiniz zaman bu çok önemli bir kelimedir. Türkiye bunu istediği zaman üretir, istediği yere satar demektir. Peki ama niye motorunu yapamıyoruz? Ya, ama bunlar zaman alıyor. Şimdi motoru dediğimiz şey şu. Yani 30-30-60 bin pound truss yaklaşık 30 bin tonluk kuvvet üretiyor. Bunu yapabilmesi için bundan hava içeri giriyor. Hava girerken buradan dolaşarak geliyor. Radyo dalgası girerse geri çıkmasın, görülmesin diye. Onun için bir karışık bir yapı var burada. Ondan sonra motora geliyorsunuz. Ee, benim doktoram seramik kompozitlerdi. 1300-1400 derece. Demir'in eridiği sıcaklıklar bunlar. Demir'in eridiği yani çeliğin yani demir bizim teknolojimiz evet. yetmiyor mu onu üretmeye? Ee, yavaş yavaş başladı. Bu kadar büyük değil küçüğünü yaptı Türkiye. yani teyi. E, turboşaf turbo şaft dediğimiz motorda 1600 beygir. Ya yani o zaman siz bunu üretme. Kademe kademe kadim. bir dakika ürettiğiniz anda diyorsunuz ki 2023, 2030 yılında 2023'te hangardan çıkarttığımızda motor bizim olmayacak. Bizim olmayacak. Hedefiniz, Gerisi bizim için. Hedefinizle ne? ne zaman motor? 2030'da kendi motorumuz var. Ha, 2030'da. O zaman tamamen milli ve yerli olması zaten o, milli, milli olmaz mi? zaten. Bu kavram değil bakın. Milli dediğiniz şey lisans haklarınızın size ait olması demek. Evet. Yerli dediğinizde f 16da yerli bir uçak aslında. Yani Türkiye'de üretiliyor. Ama milli uçak değil. Satamıyorsun, değişiklik yapamıyorsun. Bu, şu anlamda söylüyorum. Mo mesela sen bunu bir yere satacaksın. Sana motoru veren adam, e, ya ben bu motoru vermiyorum sana dediğinde ortada kalma ihtimalin yok Ona milli muharip olmuyor o zaman işte. işte adam o yüzden e, seri üretime geçinceye kadar e, onların yapacakları şey şu. Ben uçak geliştirmeyi diyor, uçağın diğer geliştirmelerini bunu yapacağım. Ben aynı tipte motor ürettiğimde alacağım onu yerine onu takacağım. Ha, ha öyle diyor. diyor. Peki benim bildiğim en büyük zorluk şunu üretmek. Yo, aslında her tarafı zor ama her tarafı kolay. Yani bütün mevzu şu bir ekosistem olması gerekiyor. Bizim tabii ben şimdi gelemez olarak uçak yapmıyorum. Uçak mühendisiyim ama yapmıyorum. Benim görevim o sistemi bir araya getirmek. Yani bunda, Motor da o sistemin bir parçası. Bir parçası. Yani uçak, e, TUSAŞ'ı bu uçağı yapar hale getiriyoruz. Bizim En büyük projemiz bunu yapar hale getiriyor. Ama bu arada yapıyoruz da onu. Yani belki bahsedeceğiz yatırımlardan. Peki. E yani zor, hepsi zor, hepsi kolay.